Şimdi biraz da aslında dünkü söylemlerden yola çıktık ya ve bir genel başkanlık tarif ettiniz. Bilgelik dediniz. Hiç konuştunuz mu Sayın Genel Başkan'la ya da iletişim kurmaya çalıştınız mı? Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Kurultay sonrasında evet. ise hayır. Daha henüz bu gerçekleşmedi. Çünkü kurultayı daha sonlandırmadık. Aha. Ve bu süreç devam ediyor. Elbette kurultaydan sonra kendisini ziyaret edip onun olurunu, desteğini isteyeceğiz tabii ki. Bu bir Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Bey ile birlikte bunu yapacağız. Orada bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Şimdi bizim gündemimizde çok önemli şeyler var. Mesela? Biz bunları konuşurken mecliste AKP'nin getirdiği yasalar var. Bu getirilen yasalarla, örneğin işte kentsel dönüşüm yasası ile sağlanan rant aslında o konuda Gökhan Vekilim'in konuşması gerekiyor. Örneğin işte günübirlik kiralamalara ilişkin getirilen yasalar var. Bütün bunların vatandaşlarımıza yarattığı rahatsızlıklar var. Aslında bunları konuşmamız gerekiyor ama kurultaydan sonra herhalde konuşacağız. Çok yoğun bir gündem var aslında. Plan Bütçe Komisyonu'ndayız Tabii. biz. Çok yoğun bir gündem var ve AKP'nin getirdiği yasalar aslında hepsi vatandaşımızın belini bükebilecek olan yasalar. Şimdi artık kurultayın getirdiği veya tabanın bize verdiği destekle bu mücadele daha güçlü yürüyecek. Burası çok önemli bir durum. Şimdi gerekirse protesto katmanlarını büyüteceğiz. Gerekirse sokağı hareketlendireceğiz. Öğrencilerin yaşadığı işte faciaları görüyoruz. Emeklilerimiz öyle, çiftçilerimiz öyle. Bakın Erdoğan'ın gelip Rize'de açıkladığı 11.30 TL çay kuruş bedeli reelde şu anda 4 liraya düştü. 4 liraya ve dün Erdoğan gitti, ben orada yol yapacağım diyerek yeni bir açılım sağlamaya çalışıyor. Ama artık çiftçi bunu kabul etmiyor. Çay parası bu arada ne kadar zam gördü? Yani yaş çay için açıkladığı fiyattan sonra kuru çay ne kadar arttı? Güzel soru. Ben ayrıntıya girmek istemedim. Yaş çay fiyatını açıkladıktan sonra kuru çaya yaptığı zam oranı %90. İnanılmaz. Aynı zamanda akaryakıt, döviz vesaire aradaki farkları da düşündüğümüzde normalde çay üreticisine verdiği bedel 11.30 TL 5 TL'ye düştü. Satın alma gücü açısından söylüyorum. Yani 1 kilogram çay ile alabildiği 4 ekmek artık 1 ekmeğe düştü. Bunları esas anlatmamız, konuşmamız gerekiyor. Tabii. Orada çalışanların sorunları var elbette. Ama bu kurultay sürecini anlatınca veya bitirince asıl gündemimize geçeceğiz. Türkiye için, her yer için yeni çözümlemeler ve büyük bir umut yaratacağız. Bunu da mükafatında göreceğiz. Şimdi Rize biliyorsunuz 46 yıl sonra Sayın Ocaklı milletvekili oldu. Rize'nin şöyle bir talihi var, talihsizliği var. 46 yıldır hep milletvekillerini iktidar partisine vermiş. İlk kez muhalefetten gelen bir milletvekili bu meselelerle konuşunca Sayın Ocaklı ilk kez ya bizim de milletvekilimiz varmış diye Rize'de bir kahraman gibi karşılanıyor. Gurur duyuyoruz kendisi. Bu arada Rize'de kendisi çok seviliyor. Çünkü hükümet yanlıları, hükümet milletvekilleri bahsetmiyor bunlar. Hiç konuşmazlar onlar. Bu arada zaten geçen yaz, yani bu yaz Tahsin Ocaklı'da Rize'nin sınır ilçesi Ardışın'da. Hoppa sınır, hani eskiden bir yıl önce, üç yıl önce Doğu Karadeniz'den Batum'a insanlar giderken şimdi Gürcistan'dan bizim bu tarafa insanlar alışverişe geliyor ya. Yani. Aynen öyle. Aynen o hele öyle. Telefon bedelinin arttırıldığı gün Hopa'ya kadar trafik olmuştu. Evet. Doğru, evet. doğru. Ne oldu da siz nasıl seçildiniz peki? Kimse seçilemiyordu da Rize. Şöyle yaptım. Temas ettik, dinledik, ne olduğunu anladık, çözümlemelerimizi yaptık ve sonra iktidar ekranları, iktidara yanlı olan televizyonlar bize hiç 10 dakikalık röportaj vermemesine rağmen biz de kahvelerde, evlerde, halkla, sokakta, her şeyde, bahçelerde anlattık, ne yapacağımızı anlattık. Neydi sorun biliyor musunuz? AKP'nin 11.30 TL teklif ettiği çay bedelini Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geldi size 15 TL olarak ödeyeceğim dedi. Bunda inandırıcı olamadık. İşte bu kurultaydan sonra o değişecek. Depremde bedavaya vereceğim vaadinde de pek inandırıcı olamamıştınız. Evet. Maalesef. Ama bu kurultaydan sonra o olacak.
halkımız bize daha fazla güvenecek hiçbir şüphem yoktur. Evet, peki. Bugün Rize'den bir açıklama yaptı Sayın Erdoğan Özgür Özel'le ilgili. İzlediniz mi? Şimdi yeni hedefi tabii onun da öyle olacaktır. Peki Rize'de bir karşılığı olur mu mesela bu açıklamanın? Olmaz. Mesela siz ne yapacaksınız olmaması için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizden şu anda ümit bekleyen Rize seçmenleri bize oy veren 1/3 değil. Geriye kalan 2/3'nin yarısı bizden şu anda umut bekliyor. Çünkü AKP seçmenlerine ait sorunları da dillendiren biziz. Dolayısıyla onlar da bizi takip edip bizim başarılı olmamızı istiyorlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Burada bir not olarak dursun. AKP belediyelerinin yarısını elinden alacağız. Ve iktidar olacağız. İddialı. Burada kalsın. Ben de tam Rize'de diyor. Rize'de. Ama iddiayı güçlendirecek bir geri bir argümanı var. Çok güçlü bir desteği var. 46 yıl sonra Rize'de milletvekili çıkardıysak. Sizin Bayburt halen çıkarabilmiş değil bu arada. Bayburt. Eninde sonunda Rize çıkardı. Hiç demiyor ki benim memlekette biz çıkaramadık. Benim memleketimi. Bunu da yapacağız. Benim memleketimin milletvekili sayısı bire bire düştü yani. Evet, İşsizlik ve ekonomik nedenlerle Bayburt Türkiye'nin en küçük nüfusa sahip olan ili durumuna düştü. Tabii bu iktidar. Bayburt çok güzel bir il. Yani. Güzel.